Uluslararası Af Örgütü, bölgede devam eden operasyonlarda 200 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğunu bildirdi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde incelemelerde bulunan Af Örgütü, bölge halkının toplu olarak cezalandırıldığını savundu. Hükümetin 23 Temmuz'da Barış ve Huzur Operasyonu adıyla başlattığı operasyonlar kapsamında uygulanan uzun süreli sokağa çıkma yasaklarını da eleştiren Af Örgütü, bölge halkı sert ve keyfi uygulamalar nedeniyle büyük zorluk içinde yaşıyor dedi. Af Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Can Dalhus'un, güvenlik güçlerinin ilçelere ambulansların girişini dahi engellediği yönünde bilgiler geliyor. Elektrik ve su kesintilerinin yanı sıra gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşması, bölge halkı üzerinde yıkıcı bir etki bırakıyor derken, adım atılmaması halinde durumun daha da kötüleşmesinin olası olduğunu belirtti. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelere uluslararası gözlemcilerin alınmadığı hatırlatılan raporda, bölgedeki durumun ne boyutta olduğunu anlamanın da zorlaştığı vurgulandı. Af örgütü yetkililer ülke içindeki karşıt görüşleri susturmak konusunda kararlı gözükürken uluslararası alanda da çok fazla eleştiriyle karşılaşmadılar. Suriye bağlantılı stratejik düşünceler ve mülteci krizine çözüm konusunda Türkiye'nin desteğini alma düşüncesi insan haklarının ciddi biçimde ihlal edildiği yönündeki iddiaları gölgelememeli. Uluslararası toplum olanları görmezden gelmemeli dedi.